Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Demirkonak Mahallesi Muhtarımız Veysel Koşin ile röportajımıza ikinci babta devam ediyoruz. Evet muhtarım, mahallemizin nüfusu ne kadar? Mahallemizin nüfusu 1000 küsur, 1050, 1100 arası. Öbür seçmenimiz ne kadar? Seçmenimiz 637. Evet. Sayın izleyiciler, burada bayağı bir nüfus var. Mahalleye diyoruz, yani kırsal mahalle diyoruz buralara biz. İşte köydü, mahalle oldu. Ancak hizmet alıp almadığını şimdi muhtarımızdan soruyoruz. Evet efendim, altyapısı kanalizasyon yapıldı mı? Maalesef altyapı kanalizasyonumuz yok. Köy konağı taziye bir çok amaçlı salon yapıldı mı? Maalesef o da yok. O da yok. Muhtarlık odası? Muhtarlık odamız da yok. O da yok. Çocuk parkı var mı efendim? Okulun bahçesinde iki tane malzeme var. Bir kaykay, bir de yetersiz şey. Arkadaşlar. Yetersiz okulun değil bahçesinde değil biz. Çocukların her zaman girip çıkacağı, oynayabileceği köy meydanı derdik. Şimdi mahallenin meydanı diyelim. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Buralara biz mutlaka çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Kesinlikle. Gençlerimizin oynayacağı halı saha var mı? Yapıldı mı efendim? Kesinlikle yok. Zaten benim en büyük hayalim, sporla çok alakalı olduğum için, evet, en büyük hayalim bu gençlere inşallah burada bir, en azından bir halı saha. Evet. Yetkililerden istiyorum. Yani sayın büyükşehir belediyeniz olsun, Kırca Belediyesi olsun. İkisi de yaptırabilir, imkanları var. İl Sağlık Spor Müdürlüğü olsun. Yani bunlardan beklentim bu köye en azından bu gençlerin başı boş dolanmaması için, bir spor alanı olması için, yani kesinlikle bir halı saha talepten bulunuyorum. Evet. Ben Spor Toto Genel Müdürümüze seslenmek, evet, istiyorum. Çünkü Spor Toto Genel Müdürü birçok Türkiye'de görüyorum. Spor Toto katkılarıyla yapılmıştır diye. Evet. Benim yaşamış olduğum yere de çok yakın yerde çok güzel bir halı saha yapıldı. Buraya da muhtarımın bu en büyük hayali diyelim. Evet. Yani, bu hayali gerçekleştirmenizi ben araştırmacı gazeteci olarak rica ediyorum. İnşallah ben de ulaşacağım. İrtibata geçeceğim. İnşallah. Hayallerin gerçekleştiğinde de onu gelip çekeceğiz inşallah. Ama ben Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş'tan rica ediyorum bunu. Kesinlikle. Burada 1000 tane nüfus var, 640 tane de seçmen var. Halk üstüne düşen görevi yaptı, doğru mu efendim? Bu gençlerimize bir halı saha yapmasının sözünü vermesini istiyorum. İnşallah kendisini de bayramdan sonra ziyaret edeceğiz. Şimdi hep millet kime sorsak bayram gelsin bayramdan sonra diyor. Doğru. Onun için bayramdan sonra biz de yetkilileri ne yapacağız? Bu hizmet konusunda biraz şey yapacağız. Yoracağız diyelim yani. İnşallah bekliyoruz katkılarını evet yani. Evet muhtarım. Mahallemizin mahallede seçilirken muhtar adayı oldunuz. Hiç vaatte bulundunuz beni muhtar seçerseniz mahallemize şunu yaptıracağım. Gençler veyahut da ihtiyarlar, delikanlılar. Evet. Gerçekten. Hanımefendiler. Çok iddialı geldim. Yani gerçekten çok sözüm de var. İnşallah Allah beni mahcup etmez. İnşallah. Bu verdiğim sözleri de bu köyüme kazandırırım inşallah. Tabii büyüklerimizin sayesi gayretleriyle. Gerçekten şimdi en büyük bir sorunumuz var. Söyleyeceğim belki de inanmayacaklar. Yani 200 alı haneli bir köyde, 1000 küsur nüfuslu bir köyde şu anda içme suyumuz yok. Yapma ya. İçme suyumuz yok. Çok zor durumdayız. Herkes kaç saat akıyor abi? Herkes kendi çabasıyla kuyu vurmuş. 10 metre, 20 metre yer altı suyu kullanıyoruz. Ki bu da yer altı dediğimiz yani sağlıksız, çukuruna yakın yerler. Evet, içiyoruz. Sağlıksız. Sağlıksız su içiyoruz. Yani gerçekten bu şu andaki Türkiye'nin şeyi değildir yani bu. Aynası evet değildir. Gerçek bu durumda. Sayın yani, izleyiciler. Utanıyorum söylemeye. Suyla ilgili su çok. Su yok, şebekemiz yok. Yalnız kuyumuz var. İçme suyu şebekemizde mi yok mahallemizde? Yok, maalesef. Evet sayın izleyiciler, suyla ilgili Türkiye'de tabii çok anılarım var. Kars merkeze bağlı bir köyde 76 yaşındaydı muhtarımız. Dedi ki Süleyman Bey, devletimizin imkanları fazla. Denizin altından Kıbrıs'a su götürdü. Doğru, Kuzey evet Kıbrıs'a. Bizde 5 kilometreden suyu neden getirmiyor dedi. Doğru. Artı yine Kahramanmaraş Andırın ilçesinde mahallenin yolu topraktı sayın izleyiciler. Röportaj yaparken bir yaşlı amca geldi. Evladım dedi, bizim yolumuz mutlak bir sene, iki sene sonra asfalt yapılır. Ama bizim köyümüz susuz dedi. Aynen. Evet. Yani biz susuz değiliz ama çok sağlıklı su içiyoruz. Evet. Onun yani için bu konu hat suyu ilgilendiriyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'tan içme suyu eşittir hayattır diyoruz sayın izleyiciler. Yol medeniyettir diyoruz. Muhtarımın yolu Yalangoz'dan sonra, grup yolundan sonra ayrılıyor.
çok bozulmuş, kasisler oluşmuş. Mutlaka biz işte gazeteci olarak bunları gördüğümüzü yazmak, söylemek zorundayız ki bunları yetkililere ulaştıralım, vatandaşın bir soruna çare olalım. Birinci hedefimiz bu. Halk ile devlet arasında köprü kuracağız. İşte bu görev aynı zamanda muhtarlarımıza düşüyor. Doğru mu efendim? Evet. Biz de basın olarak üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz inşallah. Evet muhtarım. Yani başka hayalim de var. Ne i̇nşallah, efendim? Yani başka hayalim de bu köye, yani ben seçilirken gerçekten gençlere çok büyük destek gördüm. Bu gençleri yani bu köyde daha ilerli bir seviyeye yetiştirmek için yani özellikle bir halı saha istiyorum. Evet, halı saha en büyük hedefi. En büyük hedefi. En büyük hedefi Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'tan ben rica ediyorum. İnşallah yüz yüze görüştüğümüzde de bunu bizzat kendim ileteceğim. Bugün muhtarlarımızdan sorumlu Durmuş Yıldırım abimizin de irtibat numarasını aldım. Bu röportajları da kendisine direktmen göndereceğim. İnşallah bu konuda da belirli olacağız diyorum araştırmacı gazeteci olarak. Ekleyeceğimiz başka konu var mı muhtarım? Var, çok sorunumuz çok Sayın Süleyman Bey. Gerçekten çok, çünkü yıllardır ihmal edilmiş bir mahalledeyiz. Hizmet almamış, evet. Hizmet almamış bir mahalledeyiz. Yani, gerçekten yani çok büyük bir yük benim sırtımda. İnşallah bir gün altında da çıkacağım. Tabii belediyelerin katkılarıyla olacak bir iş. Yani gerçekten bizim taziye evi bırak da bir millet düğün yapacak yerimiz yok. Evet. Sokakta biliyorsunuz. Evet, düğünler sokakta yapılması yasaklandı biliyorsunuz sayın izleyiciler. Onun için bu belediyelerimize çok büyük görevler düşüyor. Birçok yerde gördük. Mesela Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkanı daha önceki dönemde Hanifi Maçiçek bir her köye yaptırdı. Ta çok amaçlı salon. Yani. Biz bunun yani Hatay'ımızda neden uygulanması? Doğru mu efendim? Kesinlikle yani ilçe belediye yani. Başkanı yaptırdı. Burada da ilçe belediye başkanı işte yan komşu köyden. Doğru mu efendim? Evet, bizim komşum köyümüz. Evet, komşu köyden kendi mahallesinin içerisini iki taraftan da sıcak asfalt yapılmış. Doğru mu efendim? Doğru. Bize de yaptı. Şimdi onu şey yapmayalım. Süleyman gerçekten bizim köyde sıcak evet, asfalt Ayhan yaptı. Yavuz tabii arkadaşımız. Yani buradan selamlarımızı iletiyoruz da. Büyükşehir'in de katkısı oldu mu? Oldu. Allah ikisine de razı olsun. Amin. Yeni cami yaptık. Camimize ikisinin de katkısı oldu. Şimdi Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Taşı yani, taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Kim olursa olsun. Ama Ayhan Başkanımızdan da burası kendisine en yakın köy olduğu için, doğru mu? Yakın yani. Evet. Yakın yerleşim yeri olduğu için bu yörenin eksik olan hizmetlerinin tamamlanmasını istiyoruz. Talep ediyoruz evet. Kendisine evet. Talep ediyoruz. Tabii ki sorunlar çok daha çok yani. İlçe belediye başkanımız da buraya bir tane taziye ev yapsın abi. Çok yani, amaçlı salon yapsın, düğün yapılan. Evet doğru mu? Çok amaçlı bir salon yapılır. Taziye de yapılır, düğün de yapılır. Düğün de yapılır, mevlüt de yapılır, her yani şey yapılır. Yani toplantı da yapılır. Gerçekten evet. Biz köylüyü topluyoruz yani bir ara bir şeyler konuşmak için. Yerimiz yok, sokakın ortasında topluyoruz yani. Evet. Çok geri kalmışız. Bu. Emin ol Veysel abi. Güneydoğu ve Anadolu bölgesini, Güneydoğu ve Anadolu bölgesini de gezdim. Bir gidi o yani Erzurum'da büyükşehir. Gidin bakın ya ne taziye evleri, çok amaçlı salonlar yapılmış. Hem bayanlar ayrı, erkekler ayrı. Şanlıurfa'ya gidin. Gaziantep'e gidin. Ya hep her tarafı gezdim. Yani büyük şehirlerin birçoğunu gezdim arkadaşlar. Ama bizim Hatay'ımızda bu eksik hizmetlerin tamamlanmasını istiyorum. Oralarda da aynı paralar gidiyor. Çünkü buranın Hatay'ımızın nüfusu oralardan fazla. Kesinlikle. Çünkü İller Bankası'ndan her ay ilçe ve büyükşehir belediyesine aylık ödenek geliyor. Biz bu aylık ödeneklerin yerinde kullanılmasını istiyoruz. Bu vatandaşlarımızın hakkı. Bir de nüfusu olan mahallelerde kullanılmasını istiyoruz. Burada 1100 nüfusu var. Doğru mu efendim? Evet, evet. Az nüfus yok. Daha önce 2004 yılında 44 lira geliyordu kişi başı. Şimdi zannedersem 85 lira civarında geliyor kişi başına. Güzel bir para arkadaşlar. Bu para işte tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var diyoruz. Doğru işte mu? O hizmeti de bekliyoruz yani bu eğer bu ödenek yapılıyorsa kişi başına. Kişi başına. Yani lütfen bu ödeneği yerinde kullanırlarsa çok memnun olurum. Yani bizim gerçekten belki geldiniz gördünüz. Gördüm. Bir mezarlığımız var. Evet. Harabe. Yani neticede en son hepimizin gideceği yer orası. Evet. Mezarlık yani, demişken şu şiirimi de okumak istiyorum. Ben röportajımıza orada son vermek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir şiirimiz. Kardeşlik ve barış üzerine bu dünyanın gelip geçici olduğuna dair bir şiir. Adem ile Havva'dan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim.
Bu dünyaya gelen her canlı has kül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her tarafımız ortaktır bizim. Doğru mu efendim? Yani bu dünyaya geldik, kesinlikle mutlak göçüp gideceğiz. Olsa, evet. Ağa ol, paşa ol, vali ol, kaymakam ol, ne olursan ol, köylü ol, çiftçi ol, çoban ol. Gideceğimiz yer toprak arkadaşlar. Bir gün mutlaka orayla tanışacağız. Hakka yürüyeceğiz. Burası geçici bir mekan. Doğru mu efendim? Doğru. Onun için yetkililere sesleniyorum. Hizmet yapın, size Allah razı olsun desin vatandaşlarımız. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi yayın hayatına devam etmesi için desteklediği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Süleyman Bey. Bu fırsatı bana verdiğin için gerçekten size minnettarım. İnşallah bu sesimi yetkililer duyar da bana ne bileyim bir çare olurlar. Bu yükü sırtımdan alırlar. Beni de bu seçmen ya bu köy mahalleye beni mahcup etmezler. İnşallah. Tek amacımız. Abi bunu takipçisi olacağım. Tamam. Sen işten ve samimi olarak şey yaptığın için ben de basın yayın olarak üstüme düşen görevi yerine getireceğime sana söz veriyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden. Memnun oldum bu arada tanıştığım. Sağ olun. İnşallah bundan sonra sorunları daha da Türkiye Sesi gazetesini dile getireceğiz. İnşallah. İnşallah bu hizmetler gelir, sen de gelirsin. Biz de gurur duyarız bu hizmetlerle. Yapan arkadaşlara daha iyi şeyler söyleriz. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah.